Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi müzikal takınız Küpe FM'den. Ben Deniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Yepyeni bir hafta sonları renklendirecek keyifli bir Beş Çayı'nın daha öncesindeyiz. Geride bıraktığımız hafta boyunca hem radyomuzdan hem sosyal medya hesaplarımızdan sıklıkla duyurularını gerçekleştirdik. Bugün çok değerli bir konuğum var. Silivri ailesinin de değerli bir üyesi. Trakya'nın da birbirinden güzel sahneleriyle çok yakından tanıdığı bir isim. İbrahim Orçin bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Bir araya geldik, çok keyifli olduk. Aslında uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. İlk single'ın heyecanını yaşıyoruz. Müzik hayatını da aslında dinleyicilerimizle paylaşalım istiyorum ama bugünün en heyecanlı konusu hiç kuşkusuz bu keyifli şarkı. Onun hikayesini anlatarak başlayalım mı? Nasıl ortaya çıktı? Tabii, kesinlikle. Gönlüne Yaz Beni Yarim işte şarkımız. İki sene önce böyle bir projeyi sahnelerde bu beste yaptıktan sonra söylerken aslında seyircinin tepkisiyle bu şarkı olur diyerek bizi gaza getirdiler açıkçası. Ve yapalım dedik. Birkaç denemeye yaptık. Daha sonra daha profesyonel bir kayıt yapılması gerektiğine karar verdik. Sağ olsunlar, sonra çok değerli aranjör kardeşim Ozan Akyüz'ün de teşvikiyle güzel bir kayıta imza attık. Klibini de çektik Mayıs ayında. Yaza denk geldiği için sonbaharda daha uygun olacağını düşündüğümüz için de bu hafta paylaşmayı, bu hafta yayınlamayı düşündük. Evet. Son derece de keyifli oldu. Aslında klip deyince şarkıyı ben çok önceden dinleme şansına sahip olmuştum. Klip sözü benden vardı ama Serkan benden önce davranmış. Evet, Serkan Vatansever, evet. Sevgili dostum, sağ olsun. Penguin Film gerçekten güzel bir klip yönetmenliği imza attı. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Evet. Aynı zamanda klibi izleyen dinleyicilerimiz biliyordur. İzlemeyenler de YouTube'dan mutlaka izleyecekler. Gönlüne Yaz Beni Yarim diyerek İbrahim Orçin ismiyle aratırlarsa bulacaklar. Bir Silivri tanıtım filmi gibi de olmuş. Gibi de oldu, evet. Evet. Gerçekten öyle. Silivri'nin köylerinde ve Silivri merkezde, Kale Mahallesi'nde, Kale Park'ta, Silivri'nin bazı sokaklarında, Selimpaşa'da, Büyükçekmece'den bu tarafa, hatta Silivri'nin Sinekli'ye kadar gittiğimiz... Evet. Birçok güzel alan seçtik ve farklı sahnelerin de olduğu güzel bir klip oldu gerçekten. Evet. Silivri de dediğim gibi bir tanıtım filmi gibi de oldu. O yüzden Silivri'ye ait bir klip olarak tam anlamıyla düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Bir tek belki eksik olarak klip kızı eksik diye düşündüm ben. Zeyno'dan belki bundan sonraki kliplerde faydalanır. Evet, aynen. Bunu birkaç kişi daha söyledi. Daha çok kişi söyledi gerçekten. Sanırım bundan sonraki projemizde yer alacağız. Evet, Zeyno ile çekeriz belki de. Zeyno mu olur artık? Zeyna mı olur? Evet. O zaman şimdi bir şarkıyı dinletelim dinleyicilerimize. Sonrasında yine sohbetimizle biz burada olacağız efendim. Sakın bizden ayrılmayın. Tamam, zevkle. Kör karanlıklardayım, pusuda düşman. Kalbim kırık, gardım inik, yanımda yoksan. Ne olurdu kalbimin elinden tutsan. Tutuşamazdık canım, yanardık aşktan. Ne olurdu kalbimin elinden tutsan. Tutuşamazdık canım, yanardık aşktan. Gönlüne yaz beni yarim diyemezdim, diyemezdim. Beni al benden geri verme, her şeyimle sana geldim. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum.
Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Kuyulardayım, çıkmak imkansız. Tut elimden, tut çıkayım, bizim dermansız. Biliyorum bitmeli bu aşk, imkansız. İmkansız aşklar öldürür, aşkı fermansız. Biliyorum bitmeli bu aşk, imkansız. İmkansız aşklar öldürür, aşkı fermansız. Gönlüne yaz beni yarim diyemezdim, diyemezdim. Beni al benden geri verme, her şeyimle sana geldim. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Müzikal Takınız Küpe FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuğumuz İbrahim Orçin'le sohbetimize devam ediyoruz. Şarkıyı yarıda yakalayan dinleyicilerimiz varsa radyolarının seslerini ayarlamaya devam etsinler. Birazdan programın sonlarına doğru bir kez daha bu keyifli çalışma burada olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Az önce şarkıyı dinlemeden önce şarkıyı dinleyicilerimiz dinlerken biz kendi aramızda da sohbet ediyoruz. Aslında Silivri'de uzun yıllardır müzikal anlamda başarılarını Silivri Trakya yakından biliyor ama şöyle bir en başına dönelim istiyorum. Müzikle tanışma nasıl gerçekleşti hayatında? Evet, küçük yaştan beri babamın da teşvikiyle böyle müzikle tanıştım. Daha sonrasında profesyonel eğitim aldım. Tabii Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Kendim şan konusunda eğitmeye çalıştım. TRT Ankara Radyosu'nda da bir 4 seneye yakın bir mazim var. Tabii bu süre içerisinde de Ankara'da birçok sahnede yer aldıktan sonra öğretmenliğimiz bu arada devam etti. 16. yılımdayım öğretmenlikte de. 17-18 yıldır da sahneleri olduğumuzu düşünürsek. Evet. Büyük bir deneyim olarak bu artık bu deneyimimizi bir profesyonel çalışmayla da taşlandırmak gerektiğini düşündük. Gönlün Yaz Beni Yarim de böyle oluştu aslında. Evet. Sahnelerden bahsederken aslında ben biliyorum birçok kez İbrahim Orçun sahnesini yakından takip etme şansım oldu. Aile bağlarımızdan dolayı da aslında biliyorum. Sahnede de sen bir aileyle çalışıyorsun. Kardeşin de seninle beraber, kuzenlerin de seninle beraber. Aslında o da üretilen işlere, üretilen sahnelere oldukça olumlu yansıyor olsa gerek. Kesinlikle, tabii ki çok büyük destekleri var. Silivri bu konuda gerçekten çok iyi müzisyenlerin olduğu bir bölge. Yani hemen hemen bütün müzisyenler kendi aralarında bir imece usulü birbirimize destek olarak gayet güzel işler yapıyoruz. Silivri'de de hemen hemen haftanın 3-4 günü müzik yapıyoruz. Birçok sahnede yer alıyorum. Tabii ondan önce bir konser geçmişimiz oldu bizim Silivri'de. Birçok projede, güzel projede, konserlerde imza attık. Konserlerde yer aldık. Bunların hepsi gerçekten yani iyi bir deneyim. Hı hı. Ve artık bir
adım daha atmak istiyor insan. Yani böyle bir Türkiye'ye ulaşmak istiyorum yani böyle. Evet. Silivri gerçekten bu konuda şanslı. Hı-hı. İyi müzisyenlerin olduğundan bahsetmiştik. Hatta bana bu gönlünü yaz beni yarimde de büyük destekler olan arkadaşlarım var. Hı-hı. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Aslında dinleyicilerimiz, yakından takip eden isimler bileceklerdir. Silivri'ye Canım Kurban diye bir belgesel yaptım ben. Onda da müzik İbrahim Orçin imzası taşıyordu. Bunun yanında da düzenlemesi de yine Ozan Akyüz'den gelmişti. Evet, evet. Bu şarkıda da beraber çalıştınız öyle değil mi? Ozan'cığım sağ olsun. Ozan Akyüz gerçekten çok değerli bir müzisyen. Senin şeydeki Silivri'ye Canım Kurban belgeselinde de bestesi bana aitti yine. Ama Ozan güzel bir düzenlemeyle daha bambaşka bir parça oluşturdu. Evet. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Yani Gönlü Yaz Beni Yarim'in de mix master'ını yaptı. Evet, çok güzel. Aslında Ozan'dan da o zaman bir şarkı bekliyoruz demek çok yanlış olmasa gerek. O gelecektir mutlaka ilerleyen yıllarda. Ozan'ın da mutlaka ürettiğini ben biliyorum, hissediyorum. Ama o gelene kadar yine Silivri'nin yetiştirdiği değerli bir başka isim. Çağdaş Akyüz var. Çağdaş Akyüz, evet, Ozan'ın ondan abisi. Ondan da güzel bir şarkı dinleyelim. Sonra sohbetimize tekrar devam edelim. Aynen. İçime doğuyor var, zaman alıp silip atar. İçim benim inanak, sende kalan neyim varsa at. İçime doğuyor var, zaman alıp silip atar. İçim benim inanak, sende kalan neyim varsa at. Kendini niye buna bağladın, içip içip her gece ağladın. Gelip gidip kalbini dağladın, sen neyi yanlış anladın. Kendini niye ona bağladın, içip içip her gece ağladın. Gelip gidip kalbini dağladın, sen neyi yanlış anladın. İçime doğuyor bak, zaman alıp silip atar. İçim benim inanak, sende kalan neyim varsa at. İçime doğuyor bak, zaman alıp silip atar. İçim benim inanak, sende kalan neyim varsa at. Kendini niye ona bağladın, içip içip her gece ağladın. Gelip gidip kalbini dağladın, sen neyi yanlış anladın. Kendini niye ona bağladın, içip içip her gece ağladın. Gelip gidip kalbini dağladın, sen neyi yanlış anladın. Durmaz hayat geçer, birden içe düşer. Hayaller kaybolmuş bizde, bundan böyle hep yek böyle. Bak şimdi sen söyle oldu mu? Hiç sana da biraz koydu mu? Sarıp beynini hayaller yordu mu? Ağrını gelip birisi oldu mu? Bak şimdi sen söyle oldu mu? Hiç sana da biraz koydu mu? Sarıp beynini hayaller yordu mu? Ağrını gelip birisi oldu mu? İçip her gece ağladın, gelip gidip kalbimi dağladın. Sen neyi yanlış anladın, kendini niye ona bağladın. İçip içip her gece ağladın, gelip gidip kalbimi dağladın. Sen neyi yanlış anladın. Yine
Yine Silivri'nin yetiştirdiği değerli isimlerden biri Çağdaş Akgüz radyolarımızdaydı. Dağladın adlı keyifli şarkısını dinledik. İbrahim Orçin'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gönlüme yaz beni yarim. Bugünün az önce de konuştuk. Hayal'le de konuşmaya devam edeceğiz. En önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz. Bundan sonraki çalışmalar, bu aslında çok yeni, çok taze daha. Ama bundan sonraki çalışmaları da merak ediyoruz. Bir de bunun üzerine bazı çalışmalar yapacağını biliyorum ben. Onlardan biraz bahsedelim mi? Nasıl olacak? Evet, Gönlüme yaz beni yarim. Henüz çok taze, dediğimiz gibi bir gün önce paylaşmış olduğumuz bir parça. Ama şu yeni trend Gönlün Yaz Beni Yarim'in bir ufak oynamalarla bir yeni versiyonunu oluşturmak istiyoruz. Onu da dinleyiciyle buluşturmak istiyoruz aslında. Onu da merakla bekliyorlar. Aslında ben de merak ediyorum çünkü bu işi yapacak, bu projeyi sağ olsun Aytaç üstlendi. Önümüzdeki dönemde, yani yakın bir zaman içerisinde Gönlün Yaz Beni Yarim'in değişik bir versiyonla dinleyecekler yine dinleyicilerimiz. Evet, çok güzel. Beğeneceklerini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Şöyle bir geçmişe gidince, sen bunu anlatırken aslında Silivri'ye geldiğin ilk dönemlerden beri yolumuz birçok yerde kesişti. İlk radyo programlarını da beraber yapmıştık. Evet. Öyle hatıralı. Bir radyocu geçmişliğim de. Geçmişim var. Birbirinden sayende bu da. Birbirinden yani. Güzel işlerde bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel işlere el birliği imza atarız. Senin de başarılarını takip etmeye devam ederiz. Ben yakinen bu samimiyetten dolayı biliyorum ki İbrahim Orçin imzası taşıyan, daha kenarda bekleyen onlarca beste var. Bundan sonraki yol haritası nasıl şekillenecek? Gerçekten var. Dedim ya, bir birikim var ve birikimi gerçekten artık insanlarla, dinleyicilerle ulaştırmak istiyorum. Bu Gönlün Yaz Beni Yarim'in o diğer versiyonundan sonra da yeni birkaç parça da üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Güzel bir kayıtla, güzel bir çalışmayla yine dinleyicilerimizle buluşturacağız. Sanırım bir yaza doğru diyebiliriz, evet, bu parça için. Yine Aytaç'tan çıkacak, Bay Aytaç müzikten. Kesinlikle, evet. Bay Aytaç Production, o da çok yeni bir, evet, en genç prodüksiyon şirketlerinden bir tanesi. Evet, Silivri'nin aslında sahne ses sistemlerinde yakından tanıdığı bir isimdi ama son bir yıl içerisinde ortaya koyduğu projelerle prodüksiyonda da ses getireceğini hissediyoruz. Evet, başarılı bir giriş yaptığı gerçekten Bay Aytaç Prodüksiyon. Bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Hı. Olduk bile hatta. Yani içerisinde çok değerli sesler var, değerli çalışmalar var. Daha da gelecekler var, sürprizler var. Yani bundan sonraki projelerimizde de yine beraber çalışacağız. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Ve çok değerli projeler var önümüzde gerçekten. Hı hı. Buradan onun sürprizini de verebiliriz. Evet. Bay Aytaç'tan bahsetmişken bir önceki projesi de Burcu Aydın'ın şarkısıydı. Önümüzdeki haftalarda Burcu da radyomuzda konuğumuz Hediye olacak. Hediye, evet, adlı şarkısıyla. O programı dinleyicilerimiz mutlaka takip edecekler ama şimdi şarkıyı hazır ondan bahsetmişken yayınlayalım. Burcu Aydın Hediye desin. Sonrasında biz yine buradayız. Cennetten ellerini ayırma benden, sanki seninim ezelden, vazgeçilmez bu gerçekten, hediye bu aşk bize cennetten. Senin mezelden,
vazgeçilmez bu gerçekten. Hediye bu aşk bize cennetten. Ellerini ayırma benden, sanki sinirim ezelden. Vazgeçilmez bu gerçekten. Hediye bu aşk bize cennetten. Cennetten ellerini ayırma benden, sanki sinirim ezelden. Vazgeçilmez bu gerçekten, hediye bu aşk bize cennetten. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de. Burcu Aydın radyolarımızdaydı. Hediye adlı şarkısını dinledik efendim ve sohbetimize devam ediyoruz. Aslında Gönlüne Yaz Beni Yarim'le de birazdan kapatacağız programımızı ama bu şarkıları radyodan yayınlamak bizler için keyifli. Dinleyicilerimiz de dinlerken aynı tadı alıyorlar hiç kuşkusuz. Ama bir de biliyorum ki canlı canlı dinlemenin keyfi de bambaşka oluyor İbrahim Orçin'in sahnede. Senin için de öyledir herhalde, dinleyicilerin gözüne bakarak işte birebir reaksiyon alarak sahnede olmak. Nasıl gelişiyor? Nerelerde dinleyebiliyorlar? Canlı canlı dinleyebiliyorlar. Kesinlikle ya. Yani canlı performans yapmak çok daha zevkli bir şey. Yani bir kere girdin mi çıkamıyorsun, evet. O işin içerisinde bırakamıyorsun. Haftanın iki günü Silivri'de sadece The Fill'le müzik yapıyoruz. Çarşamba, Cuma güzel kaliteli bir müzik yapıyoruz. Ve bundan sonra yine Silivri'de sadece The Fill'de sabit olarak çalışmamızı sürdüreceğiz ama ben yine Silivri ve Silivri'ye yakın çevrelerde performans hollerde ve yine Silivri içerisindeki restoran veya mekanlarda müzik yapabileceğimiz yerlerde bir konser havasında programlar yapmak istiyorum. Yani bundan sonraki projem bunun üzerinde ilerleyecek. Ama bizi dinlemek isteyenler çarşamba cuma günleri The Fill'de şu an canlı olarak dinleyebilirler. Dinleyebilirler. Çok güzel. Ben bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Şarkı daha tatlı. Ben çok teşekkür ediyorum. Dumanın üzerinde yolu açık olur inşallah. Umarım beğenirler ve evet. YouTube'dan istediğimiz seviyeye ulaşabiliriz. İnşallah. Birçok kişiye ulaştırabiliriz parçayı. Evet. Şimdiden destekleri için herkese çok teşekkürler. Evet, çok. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. İbrahim Orçin ve ben huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama siz radyolarınıza biraz daha ses verebilirsiniz. Çünkü Gönlüne Yaz Beni Yarim bir kez daha burada olacak. Bir sonraki 5 çayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kör karanlıklardayım, pusuda düşman. Kalbim kırık, gardım inik, yanımda yoksan. Ne olurdu kalbimin elinden tutsan. Tutuşamazdık canım, yanardık aşktan. Ne olurdu kalbimin elinden tutsan. Tutuşamazdık canım, yanardık aşktan. Gönlüne yaz beni yarim, diyemezdim, diyemezdim. Beni al benden geri verme, her şeyimle sana geldim. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum.
Yaşamak imkansız. Tut elimden, tut çıkayım, bizim dermansız. Biliyorum bitmedi bu aşk, imkansız. İmkansız aşklar öldürür, aşkı fermansız. Biliyorum bitmedi bu aşk, imkansız. İmkansız aşklar öldürür, aşkı fermansız. Gönlüne yaz beni yarim diyemezdim, diyemezdim. Beni al benden, geri verme her şeyimle. Sana geldim, biliyordun sonu yoktu, çok seviyordun. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Biliyordum sonu yoktu, çok seviyordum. Yanlış da olsa bu yoldan dönemiyordum. Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.